Bize f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. g fonksiyonu da gx eşittir 1 bölü 3 fx olarak tanımlanıyor deyip bizden g'nin grafiğini çizmemizi istemişler. Bu örneği eğer Khan Akademi'nin alıştırma ekranında yapıyor olsaydık karşımıza bazı seçenekler çıkacaktı ama bu bir ekran görüntüsü olduğu için ben gx'in grafiğini Kendim kabaca çizmeye çalışacağım. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve Gx'in grafiğinin neye benzeyeceğini gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Gx'in 1 bölü 3 fx olarak tanımlandığını biliyoruz. Bir bakalım grafiği incelersek f3'ün eksi 3'e eşit olduğunu görebiliriz değil mi? Tanımına göre g3'ün de eksi 1'e eşit olması gerekir. Evet g3'ü böyle işaretleyebilirim. Benzer şekilde düşünürsek G3'ün neye eşit olacağını siz söyleyebilirsiniz değil mi? F3 3'e eşit olduğuna göre G3'ün de bunun 3'te birine yani 1'e eşit olması gerekir. F0 0'a eşit bunun 1 bölü 3'ü de gene 0 olacağı için G0 da burada olacak. Aynı şey burası ve burası için de geçerli. Ve şimdi bu noktalara dayanarak g(x)'in grafiğinin neye benzeyeceği hakkında bir fikir sahibi olduğumuzu da söyleyebiliriz hemen. Çizmeye çalışıyorum. Evet, g fonksiyonu noktaları birleştirirsem buna benzeyen bir fonksiyon olacak. g fonksiyonu f'e göre x eksenine doğru sıkıştırılmış gibi görünüyor. Siz de görüyorsunuz bunu, değil mi? Az önce de söylediğim gibi eğer Khan Akademi'nin alıştırma ekranında olsaydık bize bazı seçenekler vereceklerdi ve biz de buna en yakın grafiği doğru seçenek olarak alacaktık. Ama burada bu şekilde idare edelim. Peki bir örnek daha yapalım. Bize bunun fx'in grafiği olduğunu söylemişler, fx'i de bu şekilde tanımlamışlar. Buna göre gx'in grafiğini bulmamızı istemişler. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bir bakalım dikkatlice incelersek yx'in f'in terimlerinin iki katı olduğunu görebiliyoruz öyle değil mi? Evet mutlak içindeki bu değeri 2 ile çarpınca bunu Eksi 2'yi 2 ile çarpınca da bunu elde ederiz. O halde hemen yazıyorum. Gx 2 çarpı fx'e eşit. İsterseniz bir tabloda çizebiliriz. Evet, bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Buraya x'i yazalım, buraya fx'i ve buraya da gx'i. gx, gx fx'in 2 katı olacak x 0 iken fx 1'e eşit. Bu durumda gx de 2'ye eşit öyle değil mi? Neden? Çünkü az önce de söylediğim gibi gx fx'in 2 katı olarak tanımlanmış. O halde g 0 2'ye eşit. Peki ya x eşittir 3'te ne oluyor? x 3 iken fx eksi 2'ye eşit değil mi? Bu durumda gx de bunun 2 katı yani eksi 4'e eşit olur. Evet eksi 4. g 3'ü de bu şekilde yani eksi 4 olarak işaretliyorum. Bir değer daha alalım. Mesela F5. F5 sıfıra eşit öyle değil mi? O halde Gx de sıfıra eşit. İşte böyle. Bu noktaları birleştirirsem buna benzeyen bir grafikle karşılaşacağız. Evet Gx'in dikey doğrultuda Fx'e göre sıkışmış olduğunu siz de görüyor olmalısınız değil mi? Kan Akademi'nin alıştırma ekranında olsaydık buna en çok benzeyen seçeneği seçmemiz gerekecekti. Peki hadi birkaç tane daha yapalım. Burada g fonksiyonu f fonksiyonunun dikey doğrultuda ölçeklendirilmiş bir versiyonudur diyorlar. Evet, g f'in dikey doğrultuda ölçeklendirilmiş hali. f fonksiyonu sürekli, g fonksiyonu ise kesikli çizgilerle çizilmiştir. Anlaşıldı. g fonksiyonunu f fonksiyonu türünden tanımlayınız demişler. Hadi biraz düşünelim. İsterseniz bunun içinde bir tablo çizelim ve f ile g arasında nasıl bir bağlantı olduğunu anlamaya çalışalım. Buraya x değerlerini ve buraya f(x) buraya da gx'i yazacağım. İlgi çekici bazı noktaları seçeceğim. Sıfırı seçebilirim ama bunun daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bu noktada x eksi 3'e eşit. Evet f eksi 3 eksi 3'e eşit. Peki ya g eksi 3 bir bakalım. Bu da eksi 9. Evet, x 0 olduğunda f 0 eksi 2'ye, g 0 ise eksi 6'ya eşit. Aralarındaki bağlantının ne olduğunu görmeye başladığınızı düşünüyorum değil mi? g, f'in 3 katı. Öyle değil mi? Bakın 3 katı. Bu kocaman sütunlara ihtiyacımız yokmuş. Evet, hemen not ediyorum. gx 3 çarpı fx'e eşittir. g'yi f türünden yazdık. Harika.